Ya açıkçası Türkiye'de yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı konusunda şu anda bir şey ifade etmek istemiyorum. Ama buna ihtiyaç olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Elbette ki yeni bir sürece ihtiyaç var. Özellikle Türkiye'de barış süreci yaşanırken Türkiye'deki huzurun ve Türkiye'deki refah ortamının dikkate alınması gerektiğini belirtmek isterim. Öylesi bir süreçlere her zaman ihtiyaç var. Ve o süreçten sonra Sayın Öcalan'la yapılan görüşmelerin kesilmesinin özellikle Türkiye'ye ve tüm Orta Doğu'ya çok büyük zararı olmuştur. Sayın Öcalan'ın sadece Türkiye açısından değil, tüm Orta Doğu açısından, tüm Orta Doğu'yu kapsayacak olan bir demokratikleşme ve barış sürecini ifade eden görüşmeleri ve perspektifleri vardır. Dolayısıyla o tarihten sonra Sayın Öcalan ağırlaştırılmış bir tecritle karşı karşıya kalmıştır. Bu tecritin bir an önce kaldırılması ve tecritin kaldırılmasıyla birlikte yeni bir sürecin başlatılması gerektiğini belirtmek isterim. Sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun aslında yeni bir sürece ihtiyacı vardır. Ve her şeyin diyalogla çözülebileceğine olan inancımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Diyalog her sorunun anahtarıdır. Diyalog her sorunun açılış ve kilidinin açılış anahtarıdır. Dolayısıyla diyalog ve müzakereyle çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Türkiye'de de buna ihtiyaç vardır. Orta Doğu açısından da buna ihtiyaç vardır. Hele hele savaşların ve çatışmaların çok yoğun yaşandığı bu süreçte buna daha çok ihtiyaç vardır. Şu anda önümüzde böyle bir şey yok ama buna olan ihtiyacı özellikle belirtmek isterim.